Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere böyle 1.9 göstereceğim. Bunun yolda kayışı atmış. Kayıştan sonra neler gelmiş, başına neler. Abimizin birkaç sıkıntısı var. Şimdi kayışı söktüm, ben baktım. Önce motoru çalıştırıp sizlerin sesini dinleyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Onları hemen sayayım sizlere. Burayı sökmüştüm çünkü. Şöyle göstereyim. Gergi inanılmaz derecede bozuk oynuyor. Siz görmüş olduğunuz şarjla ama kafa kasnağı kilitli. Ve aşağıda görmüş olduğunuz klima kasnağı problemli. Bunları size teker teker göstereceğim. İlk önce bir ön çekim yapayım dedim. Sesini duyurayım. Sonra bittikten sonraki sesiyle arasındaki farkı sizinle paylaşayım diye bu kesintiyi alayım dedim. Tabii ki sizden de bir beğeni istemek için bu bölümü aldık. Şimdi aracı kaldıralım. Bir de aşağıdan kayışı çıkardıktan sonra klimanı elle çevirdiğimizde kasnağın nasıl ses yaptığını sizinle paylaşacağız. Ve bunları onaracağız. Aracımızı bitireceğiz. Sesimizi, soluğumuzu Allah'ın izniyle keseceğiz. Hadi bakalım. Sizlere bir meslek sırrımı paylaşayım mı? Genelde şarj kayışına bağlı olan malzemelerin ses yapıp yapmadığını anlayabilmek için şarj kayışını yerinden çıkartmanız yeterli oluyor. Kırsal kesimdeyseniz veya yurt dışındaki de abilerimiz genellikle kendi araçlarını kendileri tamir ediyor. Şüphelendiğiniz bir bölüm varsa, bu görmüş olduğunuz VAC grubunun en basit olan sistemi 1.5 DJ'de de aynı şekilde, ama baktığınızda Japon ve Kore araçlarında inanılmaz derecede bu V kayışını çok birden çok parçaya çalıştırıyor. Devir daim olsun, direksiyon pomposu olsun ki bu araçta direksiyon elektrikli. Bunun sesini bulabilmek için, yani bu malzemelerin sesini bulabilmek için teker teker kayışları çıkartıp aracı çalıştırmanız yeterli oluyor. Çalıştırdığınızda da bağlı olmayan neler varsa, örnek veriyorum, şu an trigger kayışı bağlı ama arabayı çalıştırabiliyorum. Trigger kayışını sökme şansımız yok zaten. Ama ne bağlı işte, şu bağlı, bu bağlı vesaire. Ses kesiliyorsa eğer sıkıntıyı burada arayacağız. Ya kasnakta, ya gergide, işte ya şarj namusunda, ama bizim burada her şey bozuk. Yani bir kasnak sağlam patlamamış Allah'tan, bu kadar gergi bozuk olmasına rağmen. Ama tabii ki de gergiyi değişeceğiz. Şimdi size klima kompresörünün sesini dinlettireceğim. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar bozuk. İnanılmaz derecede bozuk. Ses sağlam geliyor. Şimdi birkaç müşterimiz bize videolar atıyor, ses kayıtları atıyor. Diyor ki ustam buna kadar gider, şuna kadar gider. Arkadaşlar ben de istemem parça değiştirmenizi. Evet, ömürlük bir malzeme olsun. Hepimiz kullanalım. Sadece yağ bakımı yapıp bu arabalara binelim istiyoruz, ama bunun ne kadar gideceğini kimse arkadaşlar kestiremez. Sıkıntı şu. Burası önemli bir mevzu. Neden? Çünkü şarj namlusuna bağlı olan bir kayış var. Eğer bu yolda atarsa şarjınız bitene kadar gideceğiniz yere gidebilirsiniz. Eğer gideceğiniz yerde ilçe yoksa son 50 kilometre içerisinde, emin olun ki 30 kilometrede bir şarjınız bitecek ve yolda kalacaksınız. Genellikle bu yaşanacak. Çünkü otomatik vites vesaire birçok şeyiniz şarj namlusunun şarjıyla çalışıyor ve aküyle çalışıyor. Bu da ister istemez size etki yapacaktır. Şarj dinamosu şarj etmezse araba yürümez arkadaşlar. Bunu sakın ha unutmayın. Ha, aracınızı çalıştırın, aküyü sökün, araç çalışır. Bunun testlerini daha önce yaptık. Ama şarj dinamosu olmazsa, işte aküyü söktükten sonra nasıl çalışıyor? Şarj dinamosunun şarjıyla çalışıyor. Öyle düşünün. Ama şarj dinamosu olmazsa kesinlikle araçlar olmaz arkadaşlar. Şimdi bu kasnağı değiştireceğiz. Tabii dediğim gibi şunun da içinde bir kaprim var. Böyle çevirip bıraktığımızda, yani rolante gaz verip bıraktığınızda normalde şarj namlusu sonra da onun takip etmesi gerekiyor. O da kilitli. Eğer bunu değiştirmezsem, sadece bunu değiştirirsem, gergiyi değiştirirsem tekrar gergiyi bu kasnak bozar. Bunu değiştirir, gergiyi değiştirirsem bu sefer bunun yolda giderken dağılma ihtimali çok yüksek. O yüzden şu üçlü komboyu komple değiştirmek zorundayım arkadaşlar. İnşallah bu klimanın içinden değildir ya. Sese baksanıza. Bayağı fazla. Neyse, bismillah deyip işe koyalım. Parçaları değiştirelim, toplayalım. Bakalım aracımızla sesi giderebilecek miyiz? Farklı yerler, farklı sorunlar bulacak mıyız? Hadi bismillah deyip işe koyalım. Arkadaşlar, 3 parça malzeme. Gördüğünüz üzere gergi, şarj dinamo kafa kasnağı ve burası. Bu bildiğiniz cayır cayır ötüyordu. Bu değişti arkadaşlar.
üst tarafta. Şöyle göstereyim. Şarjlama kafa kasnağı değişti. Bunun içi artık döner şekilde. Ve aynı zamanda gergi değişti. Şimdi kayışı takıp arabayı çalıştıracağız. Sizlere göstereceğiz. Evet, eski malzemelerimiz burada. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Bir de bu malzeme. Şunun içerisindeki yay arkadaşlar. Bu yay çok sıkıntılı. Genelde sadece VAK grubu için söylemiyorum. Birçoğu aracımızda bu görmüş olduğunuz gergi arkadaşlar bozuluyor. Bu bozulduğu zaman da ister istemez ek elemanları da parçalamaya başlıyor. İşte klima kasnağı olsun, şarj dinamosu olsun, dediğim gibi direksiyon pompası olsun. Bu tarz kasnaklara ister istemez zede veriyor. İşin kötü tarafı şu. Kauçuklu. Bir tane Chevrolet Cruze gelmişti. Atmışımdır şortsa büyük ihtimal. Kauçuklu Grand kasnaklarını bozuyor. Bu kasnaklar ileri geri oynuyor. Şimdi kasnağın ileri geri oynaması demek kayışın, mesela ileri çıktık, kayış burada kaldı, içeri alıyor. Ve kayışın içeri aldığında da trigger kayışın attırmaya kadar gidiyor. Çok riskli. Sıkıntı büyüdüğü zaman da masrafı da ister istemez bununla birlikte büyüyor. Hatta şöyle gösterelim buradan size. Bakın Grand kasnağını görüyorsunuz. Bu da kauçuklu ama bunlar kolay kolay dağılan kauçuk değil. Şu aradan kastediyorum. Bu görmüş olduğunuz gergi yüzünden bu bozuluyor. Biraz öne çıktığını düşünün. Bunun arkasında trigger var. Bu aradan giriyor. Trigger'e sente atlatıyor. Sibo beymeye kadar gidiyor. Bunun için motor açıyorsunuz. Şimdi bakalım yaptığımız iş yerini bulmuş mu? Kayışı takalım ve marşa basalım. Basabilirsin marşa. Her şey çiçek gibi duruyor ya. Seyyar Bey, nereye gidiyorsunuz? Evet, dağlar kadar fark var. Nasıl çalışıyor sizce? Yeni çırağı Makif diyor ki, usta her şeyi değiştirdim. sağlam elle tutulur hiçbir şey yoktu ki. Gergi tokatlıyordu. Şarj dinamo kapağı kasnağı kilitliydi. Klima desen keza aynı şekilde. 8-9 süzüyordu. Bu görmüş olduğunuz işlemler bazen zaman alabiliyor arkadaşlar. Örnek veriyorum işte. Klima kasnağı yerinden çıkmayabiliyor. Şarj dinamo kapağı kasnağı yerinden çıkmayabiliyor. Bu yüzden zaman alıyor. Bazen kolay, bazen zor oluyor. Bu araçta mesela klima kompresörünü vesaire yerinden aldığımız da oluyor, almadığımız da oluyor. Şarj dinamosunu yerinden aldığımız da oluyor, almadığımız da oluyor. Şarj dinamosu genelde zaten çoğu araçta yerinden almadan arkadaşlar kafa kasnağı değişmiyor. Yani sökülmeden kafa kasnağı birçoğu aracımızda değişmiyor. Yani çok bol olması lazım. Çünkü burada darbeli kullanma gibi bir şansımız yok. O yüzden keza mecburen sökmek zorunda kalıyoruz. Ama dağlar kadar fark var. Sizde de böyle bir problem, böyle bir sorun varsa mutlaka videonun açıklama kısmı veya kanalın açıklama kısmından bizimle ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bize para kazandırmamaya devam edin. Şimdi diyeceksiniz ki usta her şeyi değiştirdin, daha nasıl para kazandırmıyor? Bir de bunun kayışın kopup da triggerin arasına girdiğini, sente atlattığını, Sibo Bey'deni düşünün yani. Bununla onu kıyaslayın. Bunlar zaten niye adını doldurmuş parçalar. Fazlasıyla kullanılmış. Önce gergi bozmaya başlamış. Gerginin ardından işte klima kasnağı veya şarj dinamosunun kafası kilitlemiş. Kilitlediği için gergiyi bozmuş. Sonrasında işte klima kasnağı diye sıra sıra gider. Yani hangisi bozuksa bunu mutlaka tespit etmek gerekiyor. Mutlaka bir şekilde kendini belli ediyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bilinçli sürüşler diliyorum. Hoşça kalın.